Sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım, bugün burada 31 Ocak 2022 tarihinde Piri Rehberan, Ali Karlas Balıkçısı'nın manevi oğlu, edebiyatçı, rehber, mitolog, muhteşem bir hikaye anlatıcısı, ilham verici Sayın Profesör Doktor Şadan Gökovalı'yı anmak amacıyla toplandık. Şadan Hoca eserleriyle, kişiliğiyle Ege'nin bağrından taşradan çıkıp daha sonra evrenseli yakalayan vizyonuyla hepimiz için bir ilham verici oldu. Özellikle Türk edebiyat tarihinde bilinmesi gereken Mavi Anadoluculuk akımının en önemli temsilcisi Ali Karnas Balıkçısı'nın yanında yetişerek ondan öğrendiklerini bizlere aktardı. Bu noktada çok önemli bir kültürel, tarihi köprü misyonunu üstlendi. Günümüzde Şadan Hoca hala popüler, hala eserleri konuşuluyor, hala ondan etkilenmelerimiz sürüyor. Bugün pek çok rehber arkadaşımız onun yazdıklarından, anlattıklarından esin alarak rehberlik kariyerini sürdürüyor. Bundan dolayı bu bizim için çok önemli. Biz de edebiyata intikalinin birinci yılında Antalya Rehberler Odası olarak bu anma etkinliğine bir katkı sunmak istedik. Benden onu hayatta yakinen tanımış, eserlerini incelemiş, onun kişiliğiyle temas etmiş, ondan ilham almış değerli meslektaşlarımı, değerli ağabeylerimi şimdi bu oturumumuza daha da güçlü bir katkı vereceklerinden eminim. Çünkü onlar hem eserleriyle, hem kişiliğiyle, hem de rehberliğe sunduğu katkılarla daha geniş bir çerçeveden Sayın Şadan Gökovalı'yı tanımak ve görmek şansına sahip oldular. Hayatta bazı kişiler belki yaşadıkları dönemde tam olarak anlaşılmıyor olabilirler. Fakat biz biliyoruz ki Şadan Hoca hayatına dokunduklarıyla, eserleriyle, açtığı vizyonla önümüzdeki yıllarda gelişen süreçte tabii ki üniversite ortamlarında, akademide ve günlük bir rehberin hayatında daha sık olarak gündeme gelecektir. Bugün onun eserlerinden, gazeteciliğinden, edebiyatçı kişiliğinden, hayatımıza dokunuşundan, mitolojiyi ele alma şeklinden bunlardan bahsedeceğiz. Bu noktada değerli hocamız Sayın Yavuz Ali Sakarya'yı ben kendilerini kürsüye davet ediyorum. Herkese de katılımından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bilal bana yardım edecek misin? Bilal Bey. Şuradan benim programımı bir açalım. Şu mu? Evet. Önce balıkçı merhabasıyla başlamak istiyorum arkadaşlar. Ama Şadan Gökovalı da konuşmalarını başlatırken ya da bitirirken kalın sevdicekle derdi kendine özgü bir ifadesiyle. Sonunda da onu güzel anılarıyla anarak kalın sevdicekle deme fırsatını bulacağımızı düşünüyorum. Başlık olarak bir rehberden çok fazlası dedik. Gerçekten bir rehberden çok fazlası idi arkadaşlar. Şimdi bugün sabah Akyaka'da mezarının başında bir anma töreni vardı. Akşam Muğla Belediyesi Sanatçılar Derneği ile birlikte 8'de bir Zoom toplantısı yapıyor. Orada da Mavi Anadoluculuk konusunda benim bir konuşma yapmamı istediler 15 dakikalık bir sürede. Ben istedim ki eğer mezarı yapıldıysa mezarının üzerine yazılı ifadesi var, onun bir vasiyeti, onun bir fotoğrafı gelsin de birlikte en azından paylaşalım hocamızı diye düşündüm ama henüz mezarın yapılmadığı haberi geldi bana. Bu bağlantıyı niye söylüyorum? Şair Fazıl Üstü Dağlarca kısa şiirinde "Yaşarım bir daha, okusa beni biri daha" der. Şadan Hoca da aynı mantıkla
aynı toprağın çocuğudur çünkü. Benden öğrenenler, öğrendiklerini andıkça, kitaplarımı okudukça yaşıyorum demektir. Son dinleyenim, benden son söylenciyi aktarana, son okurum yazılarını okuyana dek yaşayacağım. Yaşayın bire yaşayanlar. Şimdi ben şu anda onun ruhunun bizimle birlikte olduğunu, bizimle birlikte yaşadığını kendisini tanıyan birisi olarak hissediyorum, duyumsuyorum. Belki sayısal anlamda çok değiliz ama yüreğimiz onun yüreğiyle birlikte çarpıyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Hocayı anmak, yaşatmak için buradayız. Balıkçının merhabasını dediğim gibi çok severdi. Büyük bir merhaba, kocaman bir merhabayla Şadan Bey'e merhaba diyerek devam ediyoruz. Neredeyse son 50 yılını ki 65 rehberlik mezunudur kendisi. Benden 4 sene önce, ben 69 mezunuyum, 68'de girdim ben Ankara'daki ülkesel rehber kurslarına. Dolayısıyla aramızda 4 yaş, o benim meslek büyüğüm, meslek ağabeyim oluyor. Neredeyse son 50 yılını ki bu artık 60 yılını geçmiş durumda ama ne yazık ki kaybettik dediğim gibi. Türk turizmine ve rehberliğe adayan, öğrencilerine, rehber arkadaşlarına, devamlı rehberlik alanında örnek olmaya çalışan Şadan Gökkovalı, rehberiz biz, kazmasız, kazı, malasız restorasyon yapar, kalemsiz barış anlaşması imzalarız, kıldan ince, kılıçtan keskince 3 aracımız var bizim, yükte hafif, pahada ağır, 3 güçlü silah, bilgi, sevgi ve dürüstlük. Bu 3 ilkeyi kendi bünyesinde birebir taşıyan, onlarla bütünleşmiş bir kişilikti aslında. Şöyle yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu metnin içerisinde bizim TÜREB'imizin ilk yasası çıktığı zaman başkanımız olan Zeki Apalı başkanımız var. Onun konuşmasının içerisinde de bu geçiyor. İsterseniz yani şu anda uygundur o diye düşünüyorum. Eğer söz alıp da onu getirmek istiyorsan çok uygun olur diye düşünüyorum. Hem anılarını paylaşacak ki çok ilginç bulacaksınız Zeki Bey'in anılarını. Ben okuduğum zaman gerçekten şaşırdım ve hocanın bir boyutuyla bilmediğim şeylerini de öylece öğrenmiş oldum. Buyurun isterseniz Zeki Bey. Bütün konuşmanızı yapabilirsiniz, sorun değil. Buyurun. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, herkese merhabalar. Balıkçı merhabası diyelim, hocamızın merhabası diyelim. Yavuz Ali Hocam, aslında 2015 yılında kitabının imza törenini için bir araya gelmiştik Kuşadası'nda. Orada okuma güçlüğü çektiği için yazdığı yazıyı oradaki arkadaşlarımızdan birisi dile getirmişti. Arzu ederseniz onu okumak isterim önce. Ondan sonra ara ara belki anılarına tekrar tamam, değiniriz çünkü başka öğrenciler de var burada. 13 Ekim 2015 Kuşadası. Genç meslektaşlarım, merhaba. Biz rehberiz. Atatürk'ü severiz. Meme emerken dilimiz çözülende ana deriz, Anadolu deriz. Öncülerimizi bilir, sayarız. Bilir, bildiririz ki Homeros şiirle, Thales bilimle, Herodot tarihle, Strabon coğrafya ile anlatmıştır bizi, Akdeniz'i. Rehberleriz biz. Kazmasız kazı, malasız restorasyon yapar, kalemsiz barış anlaşması imzalarız. Kıldan ince, kılıçtan keskince 3 aracımız var bizim. Yükte hafif, pahada ağır 3 güçlü silah. Bilgi, sevgi, dürüstlük. Havamızı, suyumuzu, taşımızı, toprağımızı, tarihimizi, coğrafyamızı satarız ama sattıklarımız yerinde kalır. Her turda yeniden satar, ülkemizin erincine erinç katarız. Ormanımızı yakmaz, tarihsel yapılarımızı yıkmaz, anlatmaktan bıkmayız. Sevgiden surlarla esirgeriz onları. Zeus'u ve kabinesindeki bakanları, analarının kızlık soyadlarına kadar biliriz de tapmayız onlara. İnsana ateşi verdi diye Prometheus'u,
dünyaya bereketi saçtı diye Demeter'i, barışı getirdi diye Eren'i sever, överiz. İnsanımıza tanımayan yerin sevilemeyeceğini, sevilmeyen yerin vatan olamayacağını belirtiriz. Uzak diyarlardan gelmiş konuklarımızı Türk dostu, Türkiye dostu olarak yeniden görüşmek dileğiyle esenleriz. Sen, ben, o, biz rehberleriz. Sevdamız Anadolu, yolumuz Atatürk'ün ışıklı yoludur. Genç rehberler, size üç altın uyarı rica. Kendinizi, bilgiyi, sevmeyi sevin. Sevin, sevin, sevinin. Profesör Doktor Şadan Gökovalı, 4. dönem 1965 Taksim 1. Çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, ne söyleyeceğini hitabe gibi, rehberlere de mesaj gibi, ileti gibi bize sunuyor gördüğünüz gibi Gökovalı Hoca. Aynı şeyi oraya aldığım için ben o iki yazıyı geçtim. Karşıda gördüğünüz rehber kartı benim 69 yılında aldığım rehber kartım arkadaşlar. Bu kartı benzerini ya da şey amblemin benzerini turlarda Şadan Hoca da ilk başlangıçta takıyordu. Sonradan onlar değişik dönemlerde değiştirildi ama ilk orijinal bize verilen bakanlığın verdiği ruhsatname ile birlikte verdiği kart bu arkadaşlar. Ben şunu da söyleyeyim. Yarın öbür gün eğer turizm rehberlik bölümü bir rehberlik müzesi, turizm müzesi açacak olursa burada kullanılmak üzere bu elimizdeki belgeleri, bilgileri aktarabiliriz arkadaşlar. Çünkü onları biz bir yere götürecek değiliz. Gelecekte onların korunması anlamında söylüyorum. Niye söylüyorum yeri gelmişken? Benim elimde söz gelimi, içerisinde Ekrem Akurgal'ın, Sedat Alp'in, Firuzan Kınal'ın, Raci Temizer'in, o dönemin bunlar süper insanları, Sedat Alp'i söyledim, Ekrem Akurgal'ı söyledim. Onların notlarından oluşan şu kalınlıkta bir rehber notları var. Yani onları ben ne yapacağım? Bir şey bulunabilirse, hani sergilenecek, denilecek bir yer bulunabilirse ki yakışır rehberlik bölümlerine böyle bir şey oluşturmak, düşünülebilir diye hissediyorum. Bu hocanın sonraki dönemlerde elinde olan ruhsatlarından bir tanesi arkadaşlar. Üzerinde bakın Şadan Gökovalı, ülkesel rehber İngilizce deniliyor. Devam ediyorum. Bir insan bünyesinde kaç mesleği, kaç farklı mesleği barındırabilir ki? Hani biz hep deriz ya, koltuğunun altında birçok karpuz taşıyor falan diye. Aynen öyle. Profesör Doktor Şadan Gökovalı öncelikle onurlu bir gazeteciydi. Zaten yolları Demokrat İzmir gazetesinde balıkçılığıyla tam o anda çakıştı. Evet, kendisini tanıtarak balıkçıyla buluştu arkadaşlar. Harikanas balıkçısının yanında Demokrat İzmir gazetesinde mesleğe başlayıp orada yetişti. O verdiği emeğin karşılığını yazarken, yaşarken alan, yazdıklarından haberi olan tüm rehberlerin Gökovalı'nın hakkını Gökovalı'ya vererek rehberlerin rehberi ya da başkanımız söyledi pir rehberan adıyla anıldığı bir ağabeydir. Bir öğretmen rehberdir, akademisyendir kendisi. Zirvelere abonedir. O kalibrede, o kalitede, o nitelikte keşke yüzlerce rehberimiz olsa. Ha, bunu söylerken rehberlerimizi küçümsüyor değilim asla. Dünya klasmanında Türk rehberlerinin gördükleri görev açısından son derece önemli yerlerde olduklarını, sıra dışı güzel hizmetler ürettiklerini biliyoruz. Ama bu o çizginin aşılmaması gerektiği anlamına gelmiyor. Rehberlik bölümlerimizin bu konuda çok daha özenli, çok daha nitelikli rehberler yetiştiriyor konuda gelmesi bizim tabii abiler olarak dileğimizdir. Bunu ifade ediyor. O yaşamı boyunca dünü bugünle karşılaştırarak, geçmişi bugüne taşıyarak, kimi zaman öğretmen edasıyla, kimi açıklamaları yapıp gereken dersi vererek, kimi zaman arkadaşça davranarak, ama her seferinde anlattıklarına bir rehber sıcaklığını, sevecenliğini, sevimliliğini, aklını, yer yer muzipliğini, çünkü espri yapmayı da severdi, takılmayı öğrencilerine de severdi, bir insandır.
Ama bunu yaparken şairaneliği, şiirselliği, duygusallığı, lirik havayı, lirik sunumu asla ihmal etmezdi. O da biliyorum balıkçının yanında yetişmiş olmakla doğrudan ilintiliydi. Niye diyeceksiniz? Ben 68 yaz döneminde, Temmuz ayında Anadolu'yu biz aşağı yukarı bir aylık bizle bir geziye katılmıştık. Bodrum turunda, Bodrum'u Harika Anas balıkçısından dinlemiş bir rehberim. Bu benim için büyük bir ayrıcalıktır. Bunu her zaman övünerek, gururla söylüyorum. O coşkusunu, o anlatırken ki havaya girişini anlatmak mümkün değil. Keşke o duyguları hepimiz, hani birileri çekseydi tur anlatırken ya da o olanaklar, o teknolojik olanaklar o dönemlerde olsaydı da biz onları yaşayabilseydik arkadaşlar. Ama dediğim gibi ucundan kıyısından biz de yetiştik. Çünkü kendisini biliyorsunuz 73'te kaybettik. Çok sonlarına yetiştik. Halbuki balıkçı o örnek kişiliğiyle son derece önemli misyonu olan bir adamdı. Pompidou, Fransız Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye ziyaretçisi, politik bir siyasi ziyaret yapacağı zaman araştırın bakalım ne zaman balıkçı boş, ne zaman bana tur anlatabilecek, o zaman Türkiye ile siyasi görüşmeleri yapmak üzere bana angajmanda bulunun diye balıkçıyı yönlendiren, bir Türk rehberini onurlandıran bir havayla karşımıza çıkıyor. Bu son derece önemli bir olay arkadaşlar. İşte onları göre göre de Şadan Gökovalı bugün bizim Şadan Gökovalımız haline gelmiştir. Onu yaşatma arzusu, Anadolu'yu yönlendirme isteği, araştırmaları, kitapları bize Gökovalı efsanesini sunmuştur. Duyguyla gerçeği harman eden bir şairdi. Şiir yazıyordu ama ben araştırdım sonraki dönemde. Yakından tanıyan mesela Yaşar Aksoy falan var İzmir'de. Onlara falan da sordum. Basılı bir şiir kitabı yok. Ama Demokrat İzmir Gazetesi'nde yönetici olarak işin başında olduğu dönemlerde 50'nin üzerinde şairi Türk şiirine kazandıran, onların şiirlerini gazeteye basarak kendi şiirlerini basmamak için geriye alan bir adam. Niye söylüyor? Onu da izah ediyor kendisi. Diyor ki ben kendi şiirlerimi basarsam oraya koyduğum şiirleri yazan adamlar bak yazdığı şiirlere bizimkileri koymuyor, kendisininkini koyuyorlar demesinler diye ben kendi şiirlerimi geri planda tuttum diyor. Ama biliyorum okuduğumuz yazılarında da var. Anadolu'yu şiirsel biçimde anlatabilen az sayıda örnekten birisi Şadan Gökovalı. Biraz sonra bir iki örnek vereceğiz sanıyorum. Öyle düşünüyorum. Belleği çok kuvvetliydi. Bunu herkes biliyor. Güzel şiir bilir, güzel şiir okur. Şiirleri yerinde ve zamanında kıvamında okurdu. Şiirleri zamana zemine denk getirirdi. Eğer Priyene'yi anlatıyorsa mutlaka oraya Priyene ile ilgili bir şeyler sokuşturuldu. Miletos'taysa Miletos'u, Efes'se Efes'in o görkemini bir şekilde bize aktarırdı, öğrencilerine aktarırdı, şeylerine, yolcularına, misafirlerine aktarırdı arkadaşlar. Bana birçok kitabını imza attı ama ben ilk kitabını da yanımda bulunduruyorum. Bergama kitabı diye bir tanıtım kitabıydı, şöyle küçük oylumlu bir kitap. İlk kitabıdır o. O kitapların üzerine hep şey yazar, bu tabi balıkçıdan aldığı bir not. Verba volant, scripta manent. Ben Latince bilmiyorum ama anlamının ne anlama geldiğini biliyoruz hepimiz. Yazar, her yeni kitabını zevkle okuyacağıma dair not düşer. Ayrıntılı değerlendireceğimi bilir. Söz uçar, yazı kalır derdi. Zaten yukarıdaki şeyde, Latince sözde o anlama geliyor arkadaşlar. 40'a yakın kitaba imza attı. Bunların hiçbirisi sıradan kitaplar değildi. Her nefeste Anadolu solur, dünüyle bugünüyle Anadolu'yu yaşar, Anadolu'yu yaşatırdı. Çok büyük ve zengin bir kitaplığı vardı. Yeri geldikçe resimlerle ilgili araya onları da sokuşturarak söylemek istiyorum. Aramızda bugün Müge yok ama Müge'ye bu kitaplarımı sana vermek istiyorum. Çünkü sende o şey var,
benim arkamdan bu olayı sürdürebilecek yeteneği görüyorum dediğini biliyoruz. Ne yazık ki Müge onları sahiplenemediği için üzüldüğünü söylüyor. Ne oldu sonra kitaplar? Adına açılan o büyük kütüphane şey var ya, açık hava merkezi var Bodrum'da, Yerkesik'ten Bodrum'da, Muğla'da Yerkesik'ten Bodrum'a doğru giderken onun içerisindeki iki büyük odaya kitapları toplandı arkadaşlar. İçerisinde çok fazla belgesi vardı. Belki biraz sonra gelecek bir örnek balıkçının kendisine emanet ettiği belge olarak şeyler. Onları da benim çocuklarım bunların kıymetini bilemez diye düşünerek, bilir bilmez onları tabii tartışmasına ben girecek değilim. Onları da Bodrum'da açılan, son birkaç yıl içerisinde açılan bir müzeye armağan ettiğini, bir büyük şeyin, tahta bavulun, bavulun, çantanın içerisinde armağan ettiğini ve geleceğe sağlam, emin şekilde bıraktığını biliyoruz arkadaşlar. Evet, Anadolu coğrafyasında onun kitaplarını incelemeden, yazılarını okumadan, anlattıklarını dinlemeden rehber olan varsa bence büyük kayıptadır. Eğer Balıkçı'yı okumadıysanız, onun bilgi yayınlarında çıkan ve Şadan Gökovalı'nın redaksiyonlarını yaptığı 26 kitap diye biliyorum ama bazı kaynaklar 22 kitap diyor. 20 veya 26 neyse birbirine çok yakın rakamlar. Onları okumadıkça, Balıkçı'yı tanımadıkça, Anadolu'yu, Mavi Anadolu'yu, Anadoluculuğu tanımadıkça ve onun manevi evladı olarak Şadan Gökovalı'yı okumadıkça, onun da aşağı yukarı 40'a yakın kitabı var, okumadıkça ben iyi bir rehberim, Anadolu'yu iyi tanıyorum, iyi biliyorum demek çok kolay olmasa gerek. Bunu rahatlıkla ifade edebilirim arkadaşlar. Sıkı yazardı, dokunaklı yazardı. 70'li yıllarda Bergama üzerine yazdığı ilk tanıtım kitabını görmüş, notlar çıkarmıştım. Demin söyledim. Hala o kitap benim özel kitaplığımdadır. Hep arayan, hep kendini geliştiren, bilgiyle yetinmeyen bir arkadaştı. Bir ağabeydi. Son kitaplarından biri de yine damıtılmış, süzülmüş bal tadında bir Bergama kitabıydı. Demince resimler dolaşırken orada Bergama kitabının şeyi vardı, görüntüsü vardı arkadaşlar. Bu onun bence ustalık dönemi eserlerinden bir tanesiydi. Çünkü Bergama'yı gerçekten o kadar güzel anlatan, çok bilen var. Mesela Sefa Taşkın var, eski belediye başkanı. Şu anda Zeus sunağını getirmek için 1 milyonun üzerinde imza topladı. Ama adamlar vermiyorlar. Çünkü onlar için büyük bir gelir kaynağı şu anda. Biz de 30 sene önce imza vermiştik. O 1 milyonun içinde biz de vermiştik. Ama bir işe yaramıyor. Korumayı İçindeyken, zamanı varken korumak gerekiyor. İş işten geçtikten sonra verin bunları bize, sahip olalım demenin bir anlamı yok. Onun için o konuda da dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Bergama kitabı son derece önemli bir başucu kitabı. Bunu ifade edebiliyorum. Uygarlığın özeti konumunda. Ama bunu yeri gelmişken şunu da ifade etmek gerekiyor arkadaşlar. Ben de övünebilirim aslında. ARO kurulduğu zaman ilk basılan kitabı benim kitabımdır. Çanakkale onurdur bize diye. TÜREB yasal anlamda rehberler birliği olarak, Türkiye Rehberler Birliği olarak kurulduğu zaman onun da ilk basılan kitabı Şadan Gökovalı'nın kitabıdır. Balıkçının ağzından onu dillendiren süper bir kitaptır. Okumadıysanız mutlaka edinin, okuyun arkadaşlar. Büyük eksiklik onu şey yapmak için. Niye? Özellikle rehber arkadaşlarımıza, rehber adayları arkadaşlarımıza bu kitabı öneriyorum. Çünkü onun son bölümünde rehberin nasıl olması gerektiğine dair Balıkçı'nın ağzından, şeyin de Çağdan Gökovalı'nın da imbiğinden süzülmüş şekilde çok güzel böyle mesajlar var. O mesajları sık sık okuyarak bilgilenmekte yarar var arkadaşlar. Bunu da yeri gelmişken ifade etmiş oluyorum. 82 yıl yaşadı ama yorulmak nedir bilmedi arkadaşlar. Manevi babası Balıkçı Şadan Gökovalı'yı kastederek ben Şadan sayesinde ölüme galebe çalacağım yani yeneceğim, galip geleceğim, ölmeyeceğim diyordu. Balıkçı'nın kitabını işte düzenleyerek okura kazandıran Şadan Gökovalı'ydı. Onu yaşatan oydu arkadaşlar.
Biliyorum ben İzmir'de 74 ile 80 yılları arasında çalıştım. 82 hatta 2 yıl daha Türk Koleji'nde çalıştığım dönem oldu benim. O dönemde Atatürk Kütüphanesi'nde ben çok yoğun İngilizce öğretmeni olduğum için çok yoğun derslerim kolejin içerisinde. Ama zaman zaman kütüphaneye giderdim. Şadan Gökovalı orada harıl harıl gazetelerde çıkmış Balıkçı yazılarını arardı ve onları hep zamanın acımasızlığına yitirtmemek için arkadaşlar gayret ederdi. O nüshaları tarayarak Balıkçı'nın kıyıda köşede kalmış bütün yazılarını ışığa kavuşturan, okurlarıyla buluşturan, emek Balıkçı dokuyan, yaşatan birisiydi. Balıkçı babasına söz verdiği şekilde hiç ihanet etmedi. 39-2021 yılları arasında yaşadı. Öğrencilerini çok iyi motive eden bir akademisyendi. Ben öğrencisi olmadım tabii ama turlarında birkaç defa beraber oldum. Birçok defa da konferanslarını izledim. Antalya'da da olsun, İzmir'de de olsun. Yeri gelmişken şunu anlatabilirim burada. Şirince turunda beraberiz. O zamana kadar ne Sotirio var, ne Benden Selam Söyle Anadolu'ya kitabı var. Ya da biz onun farkında değiliz. Belki de var da farkında değiliz. Ama Şadan Gökova'da tur anlatıyor. Şirince'de çok revaçta henüz daha olan bir yer değil. Gidiyoruz oraya. Bana çok güzel anlatıyor tabii. O da coşkuyla işin içerisine kendini kanıyla canıyla vererek anlatıyor da. Orada bir Dionysos, Bakus ve bir şarap konferansı çekti ki biliyorsunuz Şirince öyle bir özelliği olan bir yer. Yani inanılmaz güzel. Ben kendim şunu söylediğimi hatırlıyorum. Ya rehber böyle olur herhalde. Balıkçı gibi bir adam dediğimi hatırlıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla öyle bir anım var paylaştım sizinle. Hani ağzından bal damlıyor denilir ya bir şekilde isimlendirirken, dillendirirken onları özenle neyi ne zaman söyleyeceğini bilerek davranan bir arkadaşımızdı. Evet, şimdi burada çok güzel bir fotoğrafını bulamadım. Daha netleri bulunabilir belki ama ben bulamadım. Manevi babası Balıkçı ve manevi anası Azra Erhat ile şimdi buraya üçüncü olarak da bir devreye Şadan Gökovalı da girdin. Aramızda üçü de yok şu anda ama üçünün o sacaya olarak Türk turizmine, Türk edebiyatına, Türk kültürüne katkıları doğrusu sözle ifade edilebilir mi? Ben onu ifade edebilir miyim? O kadarını bilemiyorum. Şimdi Balıkçı'nın demin ben ölmeyeceğim Şadan sayesinde, o beni yaşatacak dediğini bahsettim birazcık. O metni oradan çıkartıyorum birinci bölümde ama aşağıda aynı şeyin söylencelerin ecesi diye bildiğimiz, mitoloji deyince, mitolog deyince aklımıza ilk gelen insan ve ne yazık ki aydınına kıyan bir ülkede kıyım kıyım kıyılan akademisyen olduğu için doçent kendi atıldı üniversiteden bir bayandan söz edeceğim. Azra Ana'dan. Azra Ana ifadesi de Şadan Gökovalı'nın aynen ifadesidir arkadaşlar. O da şöyle söylüyor. Ben Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı Azra Erhat. Anamdan babamdan çok şey aldım. Fakat mayam Atatürk'tür. Her birini canımdan çok sevdiğim Türk gençleri arasından şu üçünü kendime evlat seçtim. Cengiz Bektaş, Şadan Gökovalı, Ayça Abakan. Gökovalı, Balıkçı'nın ve Azra Erhat'ın manevi evladı olmayı yaşam boyu onur saydı. Şimdi kim bu insanlar da diyebilirsiniz. Cengiz Bektaş, o da bir akademisyendir, bir profesördür. Geçen sene onu da ne yazık ki kaybettik arkadaşlar. Rahmetle onu da anıyorum çünkü 3 sene önce İstanbul Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği İstanbul Şubesi'nin bir akşam organizasyonunda Cengiz Bektaş'la birlikte Balıkçı'yı anmıştık. Ben gene bir sunum yapmıştım. O tabii
birebir mavi yolculuklarda beraber oldukları için, sıklıkla bunu tekrarladıkları için o anılarını güzel güzel yerleştirerek anlatmıştı arkadaşlar. Bunu ifade ediyorum. Cengiz Bektaş da bence 20. yüzyılın Mimar Sinan'ı olmaya adaylardan birisi. Bu belki abartı gibi gelebilir ama Afrodisias'taki o sevgi gönül sonradan ilave edilen müzeyi hatırlayın, o uzun hani bütün depoda sergilenen bütün o kabartmaların, heykellerin sergilendiği yeri yapan hareketli bir müze oluşturan, yani kendi ekseni üzerinde sağa sola hareket ederek altta kazı alanı varsa o kazı alanlarına engel olmayan, müdahale eden bir mimari projeyi düşünüp gerçekleştiren bir arkadaşımızdı. Onu da önümüzdeki ayın 20'sinde yine İstanbul'la birlikte anacağız arkadaşlar. Şadan Gökovalı'yı zaten anıyoruz şu anda. Ağaç'a bakan yaşıyor. Bu BBC'de çeviri işleri yapan, haberler düzenleyen bir bayan. Dili çok iyi olduğu için, çeviri konusunda çok uzman birisi olduğu için onu özellikle Azra Erhat kendisine şey olarak, manevi evlat olarak seçiyor arkadaşlar. Onları da en azından hatırlamış oldum. Gökovalı uzun süre İzmir Radyosu'nda program yapımcısı olarak çalıştı. Ödüllü programlara imza attı. Yönetim döneminde pek çok radyo personelinin yetişmesine, mesleğe kazandırılmasına önemli rol oynadı. Burada bütün ilkesi hümanizmaydı, insan sevgisiydi. Onunla etrafındaki insanları böyle hamur gibi yoğurdu arkadaşlar. Birçok insan, mesela Antalya'da tanıyorsanız şair arkadaşlarımızdan, yazar arkadaşlarından bir tanesi Nuri Erkal. Onun o tavrından sitayişle ne yapar? Bahseder arkadaşlar. Evet, imza atarken görüyorsunuz hocayı. Şimdi burada ödül kazandığı, dil ödülü kazandığı bir yazı var. O yazıyı okuyabilecek bir arkadaşımız var mı? Gözü böyle çok sağlam olan, yaklaşıp buradan okuyabilir. Hadi birisi hemen gönüllü olsun. Dil konusunda yok mu arkadaşlar? Okunmuyor mu? Okunuyor. Okunmuyor. Peki o zaman. Okunuyor, okunuyor. Yok mu okuyacak birisi? Bir gönül çıkmıyor mu? Buyur musun hocam? Evet. 45 yıl önce Türk Dil Kurumu Radyo TV Dil Ödülü kazanan 3 programından birinde sormuştum. Olmasaydı diliniz nice olurdu halimiz? Ne olacaktı? Ağrı var, dili yok. Ağzı var, dili yok kalacaktı. Evet, dil konusunda o zaman şöyle yapalım. Yazı küçük madem, teşekkür ediyorum. Dil konusunda çok özenliydi arkadaşlar. Küçük küçük anılar da sokuşturarak söylemek istiyorum. Mesela turlar sırasında mitoloji sözcüğünü çok fazla tekrar etmek istemediği için öğrencilerine ya buna karşılık bulalım deyip söylence, söylence bilimi sözünü ortaya seren insan, bununla övünen bir insan. Ya da Bodrum'da Salmakis Körfezi'ni bilirsiniz. Hermafrodit olayını hepiniz bilirsiniz arkadaşlar. Oradaki Hermafrodit olayını anlatırken onun yerine Türkçe bir karşılık bulup er dişi diyen bir arkadaş. Bunun gibi birçok katkısı var. Demin söyledim, hoşça kalın yerine sevdicekle kalın. Yani sevdiği hep böyle bir yerlere sokuşturan bir arkadaşlar. Bunu ifade edebiliriz. Peki. Ona sadece turist rehberi demek yetmezdi. Rehberleri peşinden sürükleyen, onları donanımlı biçimde mesleğe kazandıran, adım adım yurdu dolaştıran, rehber gezilerinde, öğren yerlerinde nokta nokta anlatan, anlatırken kendi de yaptığı işin tadını çıkartan, çünkü severek yapmazsanız başarılı olmanız mümkün değil bu mesleği. Rehber adaylarını anlatımlarıyla büyüleyen, her rehber öyle söylüyor. Ben şu üniversiteden mezun oldum diye de ben Şadan Gökovalı'dan mezunum. Ben Şadan Gökovalı'nın öğrencisiyim diye övünüyorlar. Nasıl ben Balıkçı'da Bodrum dinledim ya da Ekrem Akurgal'da Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Anadolu'yu ondan öğrendim
dedim. Ama burada şunu da söylemek istiyorum. Çünkü Mavi Anadolucu dediğimiz zaman bir çatışma var. Mesela yıllarca, hepsini rahmetle anıyorum ama Ekrem Akurga, unutmadığım bir şeydir bu. Ankara'daki kurslar sırasında daha Halikarnas Balıkçılık 68'den bahsediyorum. Anadolucu tavrı var ama batıcı eğitimden gelen, Almanya eğitimi alarak gelen Atatürk'ün oraya gönderip hani kıvılcım olarak gönderiyorum, ateş topu olarak döneceksiniz diye gönderdiği insanlar var ya, onların bir tanesi Ekrem Akurgal ve tamamen Alman ekolüyle yetişmiş birisi. Balıkçı Anadolu'yu ön plana getiren açıklamalar yaptığı zaman bırakın ya o şarlatanı derdi. Ben bunu bizzat kulaklarımla duymuş bir insanım. Ama zaman o Mavi Anadolucular dediğimiz balıkçıyı, Azra Erhad'ı, Sabahattin Eyüboğlu'nu, efendim birçok insan sayılabilir, Bedri Rahmi'yi, Mine Urgan'ı, Cahit Irgat'ı, Orhan Buryan'ı, Orhan Duru'yu, Cevat Günyol sanıyorum, Günyol'u o turlar sırasındaki tavırlarıyla çaldı. Sonra dedi ki Ekrem Akurga bir başka konuşmasında, ya galiba zaman balıkçıyı haklı çıkaracak. Bu son derece benim önemsediğim bir ifade arkadaşlar. Bakın hemen burada bir bağlantı yapmak istiyorum. Mustafa Kemal geçmişini bilmeyen ulusların geleceklerini kuramayacaklarını söyler. Antalya Müzesi'nin önündeki yazıyı hatırlarsanız lütfen ona benzer bir ifadedir. Tam şimdi ifadeyi birebir size söyleyebilecek durumda değilim ama Almanların gelip burada kazı yapmalarının batıcı gözden Anadolu'yu değerlendirmelerinin ülke açısından ne kadar sakıncalı olabileceğini hisseden, gören ama Almanya'nın o 2. Dünya Savaşı öncesindeki o sıkıntılarından yararlanıp oradaki arkeologları buraya getirip arkeoloji bölümlerini kurduran Mustafa Kemal, Türk öğrencileri Almanya'ya gönderip orada eğitilip getirip burada memlekette kendi kazılarını kendi yapar hale getirmeyi düşünebilen bir vizyoner kafaya sahip arkadaşlar. Bu son derece önemli bir olay. Bunu anmadan geçmek kesinlikle söz konusu olamaz diye düşünüyorum. Evet, rehber olmak demek, tarih, coğrafya, mitoloji, kültür, sanat, kronoloji, dizin bilim bilmek demek değildi. Şadan Hoca hepsinden azar azar bilmek yerine her birini tam bilen biriydi. Tarihçi kadar tarih, coğrafyacı kadar coğrafya bilirdi. Doğruyu söylemek gerekirse Türkçeyi en iyi bilen dilcilerden birisiydi. Onu da tabii yeri gelmişken söyleyeyim, bu biraz iddialı bir laf, asıl branşı o değil. Türkçeyi çok iyi bilen insanlar var dilimizde. Mesela Emin Özdemir bunlardan bir tanesi. Gazi'de İngilizce bölümünde okurken bizim kompozisyon öğretmenimizdi. Hani değişik televizyon programlarda, görkemli hatıralarda falan insan okur, boş çuval dik durmaz falan diyorlar ya. Onları söyleyen adamdan bahsediyorum arkadaşlar. Yani o tip insanlar gibi dile sıcak bakan, onu korumak için, Türkçe konuşmak için özen gösteren birisiydi. Heykele yontu lafını severek kullananlardan birisiydi arkadaşlar. Ege'nin çocuğuydu. Bu önemli bir laf, ben bunu önemsiyorum. Balıkçı için de aynı şey söylenebilir. Balıkçı biliyorsunuz 6. kıta olarak Akdeniz'i kabul eder. Ve bütün uygarlıkların doğduğu yer, konuşlandığı yer ve dağıldığı yer olarak Akdeniz'i ana yuva ya da ana rahmi olarak sunar. Bu son derece önemlidir ve uygarlık adına ne varsa, bilim ve felsefe adına ne varsa, akıl ve sağduyu adına ne varsa her ne kadar batı anlayışıyla, batılıların o koşullanmış kafalarıyla, işte Roma vardı, efendim ondan önce Yunan vardı veyahut da Helenler, Grekler vardı anlayışıyla ters düşecek şekilde ama doğrusu onun söylediği olacak şekilde İonya kökenli, Batı Anadolu, Ege kökenli olduğunu vurgulayarak hayat boyu bunu savundu biliyorsunuz. Şadan Gökovalı da aynı şekilde davrandı.
Anadolu'yu onlar tümden kucakladılar. Birini öbürüne, bir uygarlığı öbürüne yem yapmadan, Anadolu uygarlığını küçük büyük beylik, krallık, imparatorluk demeden ayırmadan ambalajladılar. Bize değil, bütün dünyaya sundular. Bunu yapanlardan biri de biliyorsunuz Gökovalı'ydı. Yazdıkları ile dünya çapında tanındı, sevildi, sayıldı. Muhtar Mehmet'in tek oğlu Şadan'ı büyüttü, yurt üzere Şadan Gökovalı yaptı. Şimdi orada da küçük bir anıyı paylaşalım. Tuncay Hoca aramızda. Tuncay Bey buna şahittir. Gökovalı büyük şeyleri olan, cepleri olan geniş böyle pantolonlarla dolaşırdı arkadaşlar. Onun içerisinde her türlü tohum vardı. Nereden giderse, hangi ağaçtan ne tohum bulursa koyardı. Onları da dikerdi. Birilerine de dikmeleri için önerilerde bulundu. Bodrum bugün eğer kaldıysa yeşillik biraz değil, büyük ölçüde onun sayesindedir. Muhtar Mehmet bataklık olan o Gökova'da Akyaka'nın olduğu yerde 8 tane galiba kızının arkasından 9. çocuğu tek erkek çocuk olarak Şadan'a sahip olunca bataklığı kurutmak üzere bir plan yapmaya çalışır. Ağaçlar dikmek ister. Şeyden konuşur. Balıkçı ile konuşur. Balıkçının cebinde bataklı kurutan ağaç diye bildiğimiz, su çeken ağaç diye bildiğimiz ökaliptus tohumları vardır. Ta Avustralya'dan getirmiştir. Yanlış söylüyorsam düzelt. Avustralya'dan getirmiştir. Onları verir Muhtar Mehmet'e. Muhtar Mehmet yolun iki tarafına o ağaçları diker. Bugün o ağaçlar bir tünel yapacak şekilde devasa görüntülerdedir. Ve eski yol oradan geçer, yeni yol sağ tarafına taşındı. Şimdi bu ağaçları kesmeye çalışıyorlar. Kesilir kesilmez tartışılabilir ama yani bir anısı var. Şadan Gökovalı'nın doğumuyla yaşıt o ağaçlar şu anda. Yani bir özelliği var. Onu da yeri gelmişken burada bahsedelim diyorum arkadaşlar. Kendisi bir Anadolu bilgisi idi, bunu söyledik. Peki. Şöyle diyordu, insanın yazgısını yaşadığı coğrafya belirler derler. Hep öyle olmuştur. Onu da yaşadığı coğrafya şekillendirdi. Giderek yaşadığı yere benzedi. Oraya hiç yabancılaşmadı. Ben Gökovalıyım, Gökova'da kalacağım, Gökova toprağı olacağım dedi her zaman arkadaşlar. Bir kilit taşı oldu. Kilit taşını biliyorsunuz, hani kemerlerin ortasına konduğu için düşmeyi, aşağıya göçmeyi engeller. O da yapı olarak bize rehberlere öncülük ederek o kilit taşı görevini hep gördü arkadaşlar. Bunun için ona saygı duyuyoruz. 81 yıllık ömrüne 40'a yakın kitap yerleştirdi dedik. Evet, Anadolu'yu tanıtan çok sayıda kitap yazdı. Kinidos, Efes, Fethiye, Bergama'ya yönelik yazdığı kitaplarla değişik yıllarda çok sayıda ödül aldı. En iyi yazan, en iyi tanıtan yazar ödülleriydi bunlar. Anadolu uygarlığına katkısı nedeniyle en iyi hizmet eden insan ödülüne layık görüldü. Bunların hepsini işini çok severek yaptığı için hak ederek aldı. Evinde o kadar çok ödülü vardı ki, saymakla bitmez. Eve çalışmaya gelen kadın, hocam sen bunların toptancılığını mı yapıyorsun diye sordu ilk geldiği zaman. Yani o kadar çok ödül nedeniyle arkadaşlar satıp satmadığını sordu. Şimdi buraya gelmişken şunu da söylemekte yarar var. Antalya'da tabii ben 82'den beri Antalya'dayım. Ondan önce dediğim gibi 7-8 senede İzmir'deydim. Sonra önce Sakarya'daydım falan. Rehberant döneminde yani ilk rehber kuruluşu biliyorsunuz Antalya'da rehberanttır. O dönemde Giray Ercenk'in başkanlığı döneminde biz Şadan Gökovalı'ya yılın rehberi ödülünü verdik. Ödülünü tam almaya geleceği dönemde nasıl organize edildi bilemiyorum. O gün profesörlük payesini almıştı. İletişim profesörüdür kendisi biliyorsunuz.
ve gelemeyeceğini söyledi arkadaşlarımıza. Niye? Çünkü tam aynı günde cübbe, o profesör cübbesi giydiriliyor ya, tören var. O törene katılacağını söyledi arkadaşlar. Dolayısıyla o ödül öylece kaldı. Daha sonra ne oldu? Daha sonra defalarca buraya konferansa geldi, konuşmalar yaptı Ahmet'te falan. Sonra Aro bu kez kendisine yılın rehberi ödülünü verdi. O gün de tesadüfen bana Aro dergi vardı ya, bizim hani o 16 sayı çıkıp da sonra ekonomik nedenlerle çıkartamadığımız, keşke çıkartabilseydik diye devam ettiğimiz dergimiz. O dergideki katkıların nedeniyle bana da bir plaket verilecekti aynı günde. Ben biraz rahatsızlandığım için gitmedim. Sonra bana onu verdiler. Ama Şadan Hoca'ya biz yılın rehberi diye Aro olarak bir şeyle plakette biz vermiş olduk. O zengin plaket koleksiyonun içinde Aro da var yani. Onu da ifade etmiş oluyoruz arkadaşlar. Kadir Bilir bir dernek olduğumuzun bu ya da bir oda olduğumuzun bir kanıtı, delili. Şimdi turizm rehberliğine çok öncülük etti. Çok sayıda nitelikli rehberin yetişmesine katkı koydu. Sadece rehber mi yetiştirdi? Hayır, iletişim fakültesinde çok sayıda yazara, çok sayıda siyasetçiye, politikacıya da katkı koyarak onların da toplumun önüne çıkmalarına neden oldu. 3000 kişilik Muğla'daki o Yerkesil'in Bodrum'a doğru sapan tarafındaki yerine bir tiyatro yapıldı adına. Kültür evi oluşturuldu. Demin kitaplardan bahsettim. Artık bir yıl içerisinde ya da bundan sonrası içinde bir Anadolu bilgesi olarak tıpkı Balıkçı gibi, tıpkı Azra Erhat gibi, tıpkı diğerleri gibi unutulmadan kalacak arkadaşlar. Şimdi bu yazıyı ben okumak istiyorum. Bu Müge'nin hocasına hitaben yazdığı bir mektup arkadaşlar. Özlemek için Nazım var. Mavi için Edip. Rakı için Can Yücel. Sevda için Ahmet Arif. Akdeniz için Balıkçı. Ve Balıkçı'yı anlayabilmek için Şadan Gökhavalı. Çok sevdiğim bu dizelere ufak bir ekleme yaparak başlamak istedim. Ölüm yıl dönümünde çok değerli hocam Şadan Gökhavalı'yı anmaya. Yıl 1993. Hazırlık sınıfını bitirip rehberlik bölümüne başlamıştım. Hayalim İTÜ mimarlık iken ben kendimi rehberlik okumak için İzmir'de bulmuştum. İşte bizim yollarımız orada kesişti kendisiyle. Şadan hocamın ilk dersinin bitiminde ben rehberlik bölümünü bırakmaya karar verdim. Dersin başında okuduğu Dağlar Kanatlıydı Eskiden adlı şiir haricinde anlattığı hiçbir şeyi anlamamıştım. Aynı olay Balıkçı'nın da başından geçiyor arkadaşlar. O da ilk rehberlik kursuna gittiği zaman hoca mitoloji dersi veriyor. Hiçbir şey anlamıyor. Ben bırakacağım diyor. Ama yanındaki bayan diyor ki sen devam et. Yani bunu zaman içerisinde öğrenirsin. Ve iyi ki de öyle yapmış o bayan. Yani motive etmeseydi belki bugün Şadan Gökhavalı gene olacaktı ama rehber olarak bizim önümüzde bir örnek olarak bulunacaktı arkadaşlar. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. O ilk dersin bitiminde hocanın vefat ettiği güne kadar kendisi benim sadece hocam değil, rehberliği sevmemdeki en büyük etken ve hayat görüşmeye yön veren insanlardan biri oldu. Hatta ben yaşım aldıkça en iyi dostum, sırdaşım, çocuklarımın da Şadan dedesi oldum. Gerçekten bana gönderdiği kitaplardaki imzaları, çocuklara da hitap eden ifadeleri var. Gerçi dede diye imzalıyor. 20 yaşında kasabada liseyi bitirmiş ve üniversiteye gelmiş bir kıza nasıl Anadolu sevdası olunacağını, dil, din, ırk ayırmadan nasırlardır bu topraklarda yaşayan insanları sevmeyi bir Amazon gibi güçlü olunabileceğini öğretti. Balıkçı'yı, Azra anasını mavi yolculukları ondan dinleme kaç kişiye nasip olmuştur bilinmez. Ama ben bu azınlığın içerisinde bulunmaktan çok mutluyum. Bana okuma araştırma alışkanlığını kazandıran da canım hocam, okul bittikten sonra da tabiri caizse elini üzerinden çekmedi. Özellikle de internetin hayatımıza girmesiyle birlikte turda olduğum zamanlar onun için inanılmaz keyifli geçer. Her gün nerede olduğumu sorar. Ardından başlardı beni sınava tutmaya. Sonrasında üşenmez, ne kadar detaylı bilgi varsa elinde uzun uzun yazar gönderirdi. İnanılmaz bir hafızaya sahipti Şadan hocam.
Biliyorsunuz, yani şöyle söylemem lazım. Bazı insanların belleği çok kuvvetlidir. Şiirleri arka arkaya okurlar arkadaşlar. Şadan Bey'in abartı olabilir ama çünkü ben o kadarını dinlemedim kendisinden. Birkaç tanesini dinlediğimi biliyorum. 5000'e yakın şiir bildiği söyleniyor. Zeki Müren'in o bir tek işi Zeki Müren'in şarkı söylemek. 4000 şarkıyı ezbere bildiği ve arka arkaya her makamda söylediği söyleniyordu. 5000 şiir deli bir rakam. Anlatabiliyor muyum? Ama Şadan Bey'e bu yakışır mı? Yakışır. Bilmese de şöyle bir anekdot var. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Şeydeki radyoda çalıştığı dönemde çok iyi şiir okuduğunu iddia eden bir insan konuk oluyor radyo programına. İşte konuşurken diyor ki ben diyor arka arkaya diyor 100 tane şiir bilirim diyor. Kaydı yapan insan Şahram Gökovalı'yı da bildiği için kaydı kesiyor, kayıt yapmayı kesiyor. Diyor ki 100 tane şiir biliyorsun diyor. Nasıl yani diyor. Evet diyor arka arkaya 100 tane şiir bilirim diyor. Bizim diyor Şadan Hoca diyor bir tek şairden 100 şiir bilir diyor. Yani gerçekten Şadan Bey yerine zamanına göre her insandan oraya cuk oturacak şekilde şiirler bilen, bulan, onları yerinde kullanan bir arkadaşımızdı. Evet, inanılmaz bir hafızaya sahipti Şadan Hocam. Yıllar sonra öğrencisi için bir şeyler bir yerlerde mi karşılaştı? Sadece ona adı soyadı ile hitap etmekle kalmaz. Memleketine hatta ailesine dair detaylara varasıya kadar sıralardı. Şimdi biri üniversitede biri ortaokulda okuyan çocuklarımın hocasıyla ve öğretmenleriyle olan ilişkilerini gördükçe bunun ne kadar değerli olduğunu bir kere daha anlıyorum. Ne şanslı insanlarmışız senin öğrencilerin olmuşuz diyorum. Son dönemlerinde bana hep okuduğum kadar yazmalısın demeye başlamıştı. Ben hem sorumluluklarımın verdiği ağır koşullar hem de biraz tembellikten olsa gerek bir türlü klavyenin başına oturup iki satır bile yazamadım. Ama söz bir gün başlayacağım uzun uzun bize okuduğun Ataol Behramoğlu şiirindeki gibi yaşadıklarımdan öğrendiklerimi yazıya aktaracağım diyor. Yarın 31 Ocak yani bugün bana en son gönderdiğim mesaj 17 Ocak. Daymış çok seni özlüyorum Müge diyor arkadaşlar. Şimdi mesajı şu, gerçekten Şadan Gökovalı gibi birisini tanımış olmak hepimiz için bir mutluluk kaynağı, bir ayrıcalık. Burada bir ifadeye değinmeden geçemeyeceğim. Gene onu da Müge gönderdi. Şadan Bey diyor ki, Müge, çok sevdiği öğrencilerinden bir tanesi olduğu için, eğer diyor benim kavuğum olsaydı, İsmail Dümbüllü gibi, bu kavuğu diyor arkamdan geleceksin diye sana verirdim diyor. Bakın oradaki ifade, yukarıdaki ifade her zaman şampiyon kavuğum olsa Müge'ye devrederim diyor. Müge de tabii ona minnet duygusunu aşağıda ifade etmiş arkadaşlar. Bunu söylüyoruz. Limon çiçekleri gönderdim diyor falan. Peki. Artık sonuna doğru yaklaşıyorum. Ben oradaki ifade Şadan Gökovalı bir biçimde 21. yüzyılda yaşayan Homeros'tu. Günümüzde Anadolu destanını yeniden yazan Herodot'tu. Karış karış gezip yurdu güncel Anadolu tarihini kaleme alan, geçmişi bugünle karşılaştıran çağdaş coğrafyacı Strabon'du. Adım adım adımladı Anadolu'yu, anladı, anlattı. Öğrenmeyi ve bildiğini öğretmeyi sevdi. Anadolu insanı güldüğünde gülen, ağladığında acısını paylaşan bir aydınlık yüzdü. Enerjisini, insan sıcaklığını karşısına geçirmeyi hep bildi. Çünkü işini çok sevdi. Ben halkım hey, feleğin sillesini çok yemişim. Kalem vermişler elime, diyeceklerimi türkülerle demişim. Diyerek paylaştı duygularını, türkülerle, şiirlerle özdeşleşti. Tabi bu Türkiye düşkünlük sadece ona özgü bir şey değil. Mavi Anadolucuların içinde de Türkiye düşkünlük vardı. Bedri Rahmi'nin hani bir Anadolu türküsünü söylediğim zaman yazdığım şiirlerden utanırım diyen mantığını sanıyorum hatırlıyoruz hepimiz arkadaşlar. Yorgundu son zamanlarında. Son 7 yılında gırtlak kanserinden sıkıntısı vardı ve konuşamıyordu. Genelde yazışarak ve de imzalarını atarken de
tam böyle hani yaşlılık nedeniyle ya da ellerini kontrol edememek nedeniyle elleri biraz kayarak, yazarak haberleşiyordu arkadaşlar. Ben en son kendisini Avni Anıl'ın şeyde İzmir'de karşılık ediyorum. Alsancak'ta hocanın şeyi vardı, camisi, Hocazade camisi var. Oradaki cenaze töreninde gördüm. Orada konuşup selamlaşmıştık. Ondan sonra bir daha görme fırsatım olmadı ne yazık ki. Bitirmek istediklerini sonlandırmak, bir yerde nokta koymak, benden bu kadar demek istiyordu artık. Çünkü elleri ya da ağzı şey yapmıyordu. Ve şunu söylüyordu son ifadelerinde de, balıkçı ölmeden önce daha 20 kitap daha yazmak istiyorum eğer elim kolum tutsa diyordu. Eminim Şadan Gökovalı'nın da aynı duyguları vardı. Balıkçı ölmeden önce Şadan Gökovalı'ya şöyle diyordu. Tekne su almaya başladı artık bende. Çünkü Ege'ye düşkün, arşipele düşkün bir adam. Balıkçının manevi evladı olarak o da tekne bende de su almaya başladı diyerek işi götürdü arkadaşlar. Bir de duyduk ki 31 Ocak Şadan Hoca aramızdan ayrılmış. Onu saygıyla anmak, uğurlamak, yolundan gitmek kalmış şimdilik bizlere. Söz veriyoruz, kavuşana kadar unutmayacağız. Belleğimizde tutacağız, onu hep seveceğiz. Okuyacağız, okutacağız, ruhunu diri tutacağız. Çünkü ne diyordu? Son insan andığı sürece insan ölmez diyordu arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ama şu şiiri bir arkadaşımız okusun istiyorum. Hadi kısa, var mı gönüllü olacak kimse? Buyurun lütfen. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sizinle de daha önce konuştuk. Şimdi ben henüz daha rehberliğin meslek olduğunu bilmediğim zamanda Ege Üniversitesi'nde basın yayında o zamanki adıyla şimdi iletişim öğrenciyken Çağlan Hocam benim hocamdı. Ve ben ilk defa dediğim gibi henüz daha şimdi rehberim ama o zaman rehber bir meslek olduğunu daha bilmediğim dönemde. Evet. İlk defa bir öğrenci yerini anlatımlı olarak Şadan Hoca bizi götürmüştü sınıfça. Ve orada büyük bir ihtimalle zannediyorum Priyene'ydi. Orada böyle hepimiz oturduk, hatta fotoğrafını da size gösterdim. Ben şu an gibi bakın kaç sene olmuş, ya 88 ya 89 tam emin değilim. Ben şu an bütün titriyorum yani. Aynı şekilde sanki sesinden duyuyor gibi. Ruhuna değsin o zaman, okuyun lütfen ruhuna değsin. Dağlar kanatlıydı eskiden, canları çektiğinde kalkar, diledikleri yere konarlardı. Dağların böyle kalkıp konması toprak anaya zor geliyor, canını yakıyor, acıtıyordu. Sonunda Tanrı acıdı da toprağa, dağların kanatlarını kesti. Dağların kopan kanatları bulut oldu. Devamı da var zannedersem. Evet. O yüzden veyahut da Şahin, evet. Şöyle söylemişti bunun sonunda, ben hatırlıyorum aşağı yukarı bu şekilde. Söyle. Bu yüzdendir bulutların hep dağlara yakın olması diye. Evet, onu da şu an hatırladım. Peki, ben de sözümü burada şöyle bağlamak istiyorum. Gökovalı da kanatlıydı, hep yükseklerden özgürce uçtu. Onurlu bir at bırakarak ardında tırmandı ışıklı göklere, aydınlık bulutlara kavuştu. Diyorum arkadaşlar. Peki, şimdi diğer arkadaşlarım da konuşma fırsatı vereceğiz. Çünkü onu görev olarak alan ya da ben anlatacağım diyen arkadaşlarımız vardı. Ama ben küçük bir anekdotu da paylaşarak bitirmek istiyorum. Bu da önemli çünkü Antalya için. Barbaros Okulu'nu yapan, çizen mimar ya da bizim Saklıkent'i, o kışlık evleri ve oradaki tesisleri yapan mimar, Tünektepe'yi, eski Tünektepe'yi diyeyim artık çünkü değiştirdiler sonra yapısını, yapan mimar Cemil Cahit Sönmez diye bir yüksek mimar. Onunla birlikte Antalya mutasarrıflarını, yani Antalya'da görev yapmış şeyleri, kaymakamları, o zaman kaymakamlık Konya'ya bağlı olduğu için çalışıyoruz. Bir gün Yılmaz Öztunan'ın bir kitabı geçti elime, onun kitaplığındaki kitap. Okurken kabağaçlı lafını gördüm. Yarım sayfalık bir olay. Diyor ki, aile diyor elmalıdır diyor. İlk defa duyuyorum. Kabağaçlı'nın
balıkçının ailesinin Elmalı'da olduğunu çok şaşırdım ve ilginç bir bilgi. Hemen Şah'dan bir aradım. Dedim ki ya böyle böyle bir şey okudum, doğru mu? Bilgin var mı o konuyla ilgili? Vallahi ilk defa senden duyuyorum dedi. Ama ilginç bir bilgi dedi. Hemen dedi ablamı arayacağım, İsmet Nunan'ı, balıkçının kızını. Soracağım doğru mu değil mi dedi. İki gün sonra dedi ki hani unuttum zannetme, işin peşindeyim ama ablama ulaşamıyorum dedi. Aradan 2-3 gün daha geçtikten sonra beni tekrar aradı. Dedi ki haklıymışsın hemşerim demekte. Gerçekten aile, Yörük ailesi ve Elmalı'dan aşiret olarak göçmüşler. Sonradan işte Kabaaşlı'ya, Afyon Karahisar'a ve Girit ya da diğer yerlerde okuma şansı elde etmişler diye onu söylemiş oldu arkadaşlar. Dolayısıyla ben o zaman Körfez Gazetesi'nde yazıyordum. Tam sayfa halinde hemşehrimiz çıktı, Hadi Kahnaz Balıkçısı da diye bir yazı yazarak bu anıyı da içerisine koyacak şekilde yazmıştım arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi bildiğim kadarıyla bir iki arkadaşımız konuyla ilgili görüşme yapmak istiyorlar. Onlara o fırsatı vermek istiyorum. Çok teşekkürler. Evet Zeki Bey, hanginiz anlatacaksa buyurun. Başka anısı olan arkadaşlarımız da katkı koyabilirler tabii ki. Üniversitesi'nde rehberlik bölümü açıldığında sene 91-92 eğitim öğretim yılında ilk öğrenciler alındı. İşte hazırlık sınıfları falan vardı. Türkiye'de 3 yerde açılmıştı. Ben de Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden sonra rehber olmak amacıyla oraya gitmiştim. Tabii bize ilk derse geldiğinde Anadolu Turizm Coğrafyası dersine geldi. Öylelikle bir tanışma sürecimiz başladı ama ondan sonraki tabii ki okul hayatımız boyunca hem çok yakın öğretmen-öğrenci yakınlığı şeklinde hem okul bittikten sonra rehberlik hayatımızda ve diğer yaşamımızda da kendisini kaybedene kadar hep birlikteliğimiz oldu. Bizi sürekli takip etti, öyle söyleyelim. Doğa sevgisi çok üst düzeyde olduğu için benim rahmetli babam da narenciye makası imal eden bir atölyesi vardı küçük. İyi, çok kaliteli makaslar yapardım. Bir gün hocama makas götürdüm. Bir de bizim yatağın, denizli yatağında bıçak işleri meşhurdur. Güzel böyle kemik saplı filan çakı götürdüm onu. Sonra ara ara tabii derslerle bağlantılı olarak uygulama amaçlı gezilere giderdik. İşte Efes'e gidilirdi, Bergama'ya gidilirdi, Pamukkale'ye gidilirdi. Farklı hocalarla giderdik değişik zamanlarda. Bazen bir arkeolog hocamız olurdu bazen ama her seferinde Şahdan Hoca ile gittiğimizde araçta yer sıkıntısı olurdu illaki. Hocamız gittiği zaman neresi olursa olsun etrafı hızlıca bir gözetlerdi, şöyle bir tarardı. Ondan sonra gider bir yerden bir dal kopartırdı o benim hediye ettiğim çakıyla. Sonra bir köşe bulurdu. Ondan sonra biz de hemen etrafına gider. Beresi vardı onun, fotoğraflarda gördüğünüz, işte başında bere filan. Bir taraftan da böyle o dalı çubuğu yontarken ara ara ses tonunu dolgunlaştırarak, ondan sonra ara ara indirerek, yani bir senfoni yönetiyormuş gibi anlatırdı. Ve ben ondan çok etkilenmiştim. Aradan tabii yıllar geçti. Biz de bir şekilde taze rehberler olarak göreve başladıktan sonra her gittiğim yerde ben de gayri ihtiyari olarak etrafı gözlemlemeye başladım önce. En uygun yer neresi olabilir? Ağaç yontmadım, belki bir dal kopartmadım ama o alışkanlık benden kaldı, hocamdan kaldı. Bunu anlatmak istiyorum. Bir de asıl aslında az önce Müge Hanım'ın söylediği şey de vardı. İlk derste anlattıklarından, mitolojideki o kadar isim geçmesinden, hikayelerden, efendime söyleyeyim isimlerden, tanrılardan, tanrıçalardan sonra ben de ümitsizliğe kapılmıştım.
Ders bittikten sonra hocamın yanına gidip, hocam demiştim, biz bunları nasıl öğreneceğiz bu kadar şeyleri? Yani not almaya fırsat vermiyorsunuz veya fırsatımız olmuyor çünkü hani kaçırmak istemiyoruz anlattıklarınızda falan gibilerinden. Sonra rahmetli Şadan hocamız kendi anısını anlattı. Kendi anısını işte Yavuz Ali hocamın söylediği 1964 müydü? Onun rehberlik kursu, tercüman rehberlik kursuna gittiği zaman. O da kursa gittiği zaman biraz geç kalmış ve kapıyı araladıktan sonra bakmış ki hoca ders anlatıyor. Hızlıca salonu taramış bir amfide. Salonda yer yok. Arkalardan bir hanımefendi el kaldırmış. Burada bir kişilik yer var gibi. Hoca gitmiş oraya. Ondan sonra dinlemiş tabii ders. Ders mitoloji. Şimdi yine tanrılar, tanrıçalar, hikayeler falan anlatılmış. Hoca bunları duydukça morali bozulmuş ve ayrılmak istemiş orada. İşte Ayşe Hanım'dı galiba o zaman bana bahsettiğinde bu hanımdan da. İşte hanımefendi demiş ki ya otur, ben öğrenemem bu kadar şey demiş Şadan Hoca. Otur demiş, yani dersin sonunu bekle, ondan sonra hani biraz daha sakin izle, ondan sonra karar ver falan demiş. Yani o sakinleştirmiş ve sınıfta tutmuş hocayı ve onun neticesinde de hoca bugün Türkiye'nin işte adından belki uzunca zaman hiç unutulmadan bahsedilecek mitolojik üstadı olarak geçiyor. Yani o da vazgeçmek üzereymiş aslında oraya gittiği zaman. Bunu kendisinden bu şekilde duymuştum ve tabii kendi anısını anlatarak da bize mesajı vermişti. Vazgeçmeyin, severseniz yaparsınız mesajını vermişti. Elbette anılarımız çok ama birkaç tanesi daha çok belki yer etti. Türkiye uygulama gezisini biz hocamızla yaptık. O manada çok şanslıydık. Ben o yıllarda, tabii şimdiki gibi teknolojik gelişmişlik falan da yok ama yurt dışından bir tane kayıt cihazı getirmiştim. İki tane de şeyim vardı, şöyle minik minik kasetler oluyordu. O kasetlerden bulmuştum ama onu yavaşlatılmış kayıtla işte saatlerini uzatabiliyorduk falan. Şimdi hocamız konuşurken ben hemen gidiyordum, işte kayıt cihazını kaydediyorum falan. Ancak o tura çıkacağımız zaman yaz aylarında, işte Haziran sonları filandı yanlış hatırlamıyorsam, veya Haziran işte ortalarında başladık. Benim danışman hocam, rektör yardımcısıydı Ali Rıza Hoca. Bizi uğurlamak için okulun önüne geldiğinde, okul araç tahsis etmişti Şadan hocamızın eşliğinde. Beni kenara çekti. Ben çünkü ODTÜ'den sonra ikinci üniversite okuduğum için diğer arkadaşlarımızla aramızda biraz daha yaş farkı olduğuna birçok yere de okul öğrenci temsilcisi olarak beni gönderirlerdi. Beni kenara çekti hocam. Dedi ki Şadan hocanın görevi biraz ağır. Onun yardımcılığını yapmanı istiyorum. Programı hocanız sadece seninle paylaşacak günlük programları ve bunu arkadaşlarına paylaşmayacaksın. Nerede nasıl paylaşılması gerektiğini hocan karar verecek dedi. Ben anlamadım tabii o anlamda. Peki hocam falan dedim. Sonra ikinci şoför olarak verdiği Abbas abi vardı. Abbas abi aslında Ali Rıza hocanın koruması, rektör yardımcısı olduğu için. O dedi şey, tamirhaneden geldi. Onu da özellikle veriyorum dedi. Sonra tabii biz yola çıktıktan sonra işte İç Anadolu Karadeniz'e çıktık. Oradan Doğu Anadolu'dan iniyoruz falan. 93 yılında olduğu için bu olaylar terör olaylarından dolayı Ali Rıza Hoca'nın neyi kastettiğini ve neden hocamızın yükünü almamız gerektiğini anlamıştık. Dolayısıyla ben elimden geldiğince işte hocaya yardımcı olmaya çalıştım. İşte gittiğimiz yerlerde bir taraftan kayıt alıp bunu sonradan arkadaşlara da paylaşırız falan derken Gümüşhane'den Erzincan'a indik. Tabii herkes işte hocam nerede yiyeceğiz, ne yapacağız, işte ihtiyaç molası falan gibi. Rastgele öyle hani şurada dururuz, burada dururuz falan asla demezdi hocamız. Yani otur boyunca demedi en azından. Erzincan'ın çıkışında bir yerde bir yarım saatlik ihtiyaç molası verdik. Biz oradan çıktık ve biz çıktıktan 45 dakika sonra orası teröristler tarafından basıldı. Şimdi neden hani söylenmemesi gerektiğini. Oradan çıktık, işte Erzincan-Sivas arasında sakal tutan geçidi var, araba su kaynattı. Hemen Abbas abi müdahale etti filan ama biz olayı kavradık. Ondan sonra benim danışman hocamın uyarıları kulağımda. Şadan hocanın rahmetlinin gözlerine baktım, onda da bir tedirginlik var. Arkadaşlara çocuklar fazla uzaklaşmayın arabadan. Otobüsün etrafındayız tabii, indik hepimiz yukarıda bir yerde. Ondan sonra oralardayız, ben de etrafı tarıyorum. Şimdi çok uzaklarda böyle hareketler gördük ve parlayan bir şeyler gördük. Yani insan
olduğunu tahmin ediyoruz, hareketli ama yani üzerinde nedir bilmiyoruz. Yani metal bir şeyler var filan. Derken hocayla göz göze geldiğimizde, hocanın tedirginliğini çok iyi hatırlıyorum o anda. Ne olduğunu bilmiyoruz uzaktan gelen şeylerin, insanların, hani terörist midir yoksa başka bir şey midir. Sonra askerler çıktı geldi ve ağır silahlar vardı üzerlerinde, makinalılar vesaire şeyler filan. Operasyon varmış orası, operasyon bölgesiymiş ve tehlikeli bir bölgeymiş. Bizim tabii resmi plakalı araç, Ege Üniversitesi'nin 35 plakalı, hemen komutan geldi ondan sonra, o da İzmirliymiş. Biraz bizleri rahatlattı, evet burası operasyon bölgesi, işte ne kadar süre işiniz filan gibilerinden. Sonra 45 dakika hiçbir şekilde durmadan devam edeceksiniz. Karayollarının bir dinlenme tesisi var, oraya geldikten sonra artık şey yok, yani istediğiniz yerde durabilirsiniz filan demişti. Bu bir tedirginliği yaşadık, göz göze geldik. O da çok önemli şeylerden, anılardan bir tanesi. Bundan sonraki, işte Sivas programımız falan var. Artık Haziran sonu oldu. Sivas'ta iki gece dememiz var. İşte Divriğe gidiyoruz, Sivas merkezi yapıyoruz falan. 30 Haziran akşamı Madımak Oteli'nin karşısında bir restorana götürdü hocamız bizi. Ondan sonra işte Sivas zaten biliyorsunuz hani Sivas'ın yemeklerinden falan hoca da bahsediyor ama her gittiğimiz yerde aslında işte Antakya'sından, Sivas'ından nereye gitsek hocanın tanıdığı olduğu için restoran sahipleri, bizler de öğrenciyiz. Ya biz şey zannediyoruz, hani öğrencilere uygun fiyatı yapıyorlar. Büyük ihtimalle ya hoca ödüyordu cebinden veya almıyorlardı. Yani böyle çok şeydi. Madımak Oteli karşısında bir yerde işte biz akşam oturduk. Hoca gene keyiflendi, anlattıkça anlattı filan. Sonra 2 Temmuz'da biliyorsunuz Madımak Oteli'nde Pir Sultan Abdal Şenlikleri olacaktı. İşte Türkiye'nin ayrı insanları gelecek filan. Keşke dedi ben de orada olabilseydim ama dedi bu da çok güzel dedi sizlerle beraber olmak filan. Böyle bir keyifli akşam geçirdik biz. Sivas programımızı bitirdik. İşte demek ki ayın 2'si Kayseri ve Nevşehir'e doğru biz yol alırken radyo çalıyor tabii her an. Otobüste konuşmuyoruz malum. Ondan sonra radyonun sesi kısıktı birazcık. Hoca biraz şey, yani sesini açar mısın dedi. Biraz böyle sert de hafifçe. Biz merak ettik ne oldu falan gibilerinden. Ses açıldı falan. Madımak olaylarının işte artık yanma olayının, hani yakılma olayının olduğunu görünce hocanın gözlerinden böyle yaşlar damladığını gördüm ben. Ve yani hepimiz çok etkilenmiştik. Birkaç günde kendimize gelemedik açıkçası. Asım Bezirci başta olmak üzere ki yani hepsini tek tek o zaman şey yaptı. Çok sevdiğim insanlar dedi. Çok hani yakın arkadaşları falan vardı. Böyle bunu da ne zaman konuşsak Şaban Hoca'yı beraber tur yapmanın verdiği çok büyük bir gurur var, onur var. Onunla birlikte yaşadığımız şeyler var. Bu tabii içimizi sızlatıyor. 2013 yılında kanun çıkmış, turist rehberleri bildiği işte ilk seçimleri falan yapılacak. Biz de burada Antalya Rehberler Odası olarak çalışıyoruz. İşte İstanbul'a gittik, toplantı yaptık, İzmir'e gittik, toplantılar falan yaptık. Seçimlerden bir gün önce bir SMS geldi, baktım hocam yazmış. TÜRK Başkanlığı sana, sen TÜRK Başkanlığı'na ne de yarışırsın demiş. Yani her an takip eder haldeydi öğrencilerini, her an iletişim halindeydi. İşte ben TÜRK Başkanlığı görevimde bir yere göreve gittiğim zaman hemen oranın bilgilerini atardı bana. Yani ola ki bir yerde konuşma ihtiyacı olur, başka bir şey olur. Eski isimlerini atar, yeni isimlerini atar, ondan sonra neler değinilebilir. Turizmle alakalı ülkenin turizm politikalarının oluşturulmasında bakan değişikliklerinde bazen bizden talepler olurdu, ben hocayı yapardım. Gazetelerin pazar ekleri olurdu biliyorsunuz. Pazar hani seyahat eklerinde işte nereler gezilebilir. Ondan sonra bizim böyle hocalardan oluşan bir ekibimiz vardı. Ben herkese sorardım. Ondan sonra TÜRK olarak biz bir şey gönderirdik. Bakalım kaçta kaç tutturacağız falan derdi. Bizim Şadan Hoca'nın 10'da 8'in altına hiç düşmedi. Yani 10 tane işte yer belirtilsin falan dediklerinde hep ilk 8'i, 9'u, 10, 10'da 10 yaptığı da çok olurdu. Böyle bir yakınlığımız, hoca-öğrenci ilişkimiz oldu ve bunca güzel eser bırakmış olmasından dolayı, bunca güzel insan bırakmış olmasından dolayı, Anadolu'luk kültürünü bırakmış olmasından dolayı, insanların içinde sevgi kıvılcımının varlığını hissettirmiş olmasından dolayı ki bu kıvılcımın işte çok kolay büyüyebildiğini anlatmış olmasından dolayı kendisini minnet ve şükranla anıyorum.
saygıyla anıyorum. Teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Değerli arkadaşlar, bugün burada konuşma yapmak, sizin karşınızda konuşmak, böyle anlamlı bir günde öğretmenimizi anmak beni çok duygulandırdı. Ben Şadan Hoca'nın öğrencilerindenim. İzmirliyim, Ege Üniversitesi öğrencisiyim, İletişim Fakültesi, danışman öğretmenimdim. Şadan öğretmenimle ilk tanışmamız bir Efes gezisiydi. Efes gezisindeydi. Ben 16-17 yaşlarındaydım. Keyifli bir akşam geçirmiştik, öğrenci grubuyduk. Efes'teydik. Efes'i anlatan bir öğretmenimiz vardı. Tabii biz aramızda konuşuyorduk. Ondan sonra Şadan öğretmenimiz şey dedi, çocuklar dedi, gözlüğüm dedi, araçta kaldı dedi. Ben dedi, pek göremiyorum dedi. Bana yardımcı olursanız sevinirim dedi. Şimdi Efes'i bilenler üst kapıdan giriş yaptık. Agora civarındayız. Şimdi öğretmenimiz küçük tiyatro var burada. Küçük tiyatro. İşte 16-17 yaşlarındayız. Küçük bir tiyatro. Şuralarda küçük bir tiyatro olacak diyor. Yanlış tarafı gösteriyor. Şimdi biz tiyatroyu arıyoruz. Halbuki öbür tarafta. Ya dedi, aramıza fısıldaştık. Ya dedik arkadaşlar, hoca gerçekten görmüyor. Ve biz kilitlendik. Yavaş yavaş ne dediğini anlamaya çalıştık. Bizim yaşımıza inmişti öğretmenimiz. O konuşan haşere öğrenciler yerini ona kilitlenmiş iyi dinleyiciler yapmıştı. Yıllar geçti. Üniversite hayatım başladı. Baktım öğretmenimizi tanıyorum. Şadan öğretmenimiz pırlanta gibi insan. Baba gibi, arkadaş gibi, yol gösterici. Bize sevgiyi öğretiyor. Türkçeyi öğretiyor. Ben yurt dışında yaşadım. Türkçeyi daha sonra öğrenmiş gibi kabul edebilirsiniz beni. Yanına gitmek için odasına girmeden önce kapı önünde kendimize çeki düzen verirdik. Akın Bey bilir. İşte efendim, her şey yolunda mı? Üstümüz başımız derken öğretmenimiz amfide bize hiçbir zaman parmakla göstermedi. Bir gün sordum, hocam dedim, niçin dedim? Yani parmak hep ya sağa bakar ya yukarı bakar. Ama şey der, örneğin Akın Bey der, oğlum der, kızım der. Hocamız bir gün şey dedi, Kenan mı dedi, o kadar ayıp olurdu ki dedi. Parmakla göstermek dedi. Neyse, ben rehber olmaya karar verdim. Büyülenmiştim. Öğretmenimiz Anadolu'yu o kadar güzel anlatıyordu ki, o ses tonuyla, içeriğiyle, yok dedim. Yani ben dedim, rehber olabilirim belki dedim. Bir Şadan Gökovalı olamam ama dedim, deneyeyim dedim, o fırsatım var dedim. Rehberlik kursu öğretmenimiz de aynı zamanda mitoloji derslerine girerdi. İlk dersimi anımsıyorum. Hata yapmamak için yazıya dökmeye çalıştım. Sanırım 33 yıl oldu.
9 Eylül Üniversitesi dersliğinde mitoloji dersi öğretmenimizi bekliyorduk. Biraz gecikmişti. Sıralardan yükselen fısıldamalar, hoca yok. Sonra muhabbete kaldığımız yerden devam ediyorduk. Çok geçmeden elinde bir tutam nergis ile geliverdi. Panik yaptınız çocuklar. Sanırım biraz geciktim. Sizlere narkizosu getirdim, demişti. Pan ve narkizostu ilk dersin konusu. Ve biz mitoloji deryasına buluvermiştik kendimizi. Hoca ne geç kalmıştı, ne de bizi bekletmişti. Bunu bilinçli olarak yapmıştı. Ve biz büyülenmiştik. Teşekkür ederim babası büyük üstad Halikarnaslı balıkçı Gökovalı Şadan Hoca. 40'a yakın eser, binlerce öğrenci ve sınırı olmayan sevgi bıraktım geldi. Yolun hep aydınlık olacak, biliyorum. Uçtun göklere, hepimizi daha iyi görüyorsun. Şimdi gönüllerimize sevgi tohumları serpiştireceksin, eminim. Teşekkür ederim. Hep doğum ve ölüm, yaşamın iki gerçeği derdiniz öğretmenim. Yine haklısınız Şadan Hocam. Bugün sizi anıyorum, yarın benim doğum günüm. Öğrenciniz Kenan Ertürk. Teşekkür ederim. Tamam, sen de teşekkür üzere bitirelim. Yani yapıyorum. Öncelikle Antalya Rehberler Odası mensuplarını burada görmekten dolayı çok teşekkür ettiğimi söylemek istiyorum. Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü olarak öğrencilerimizi sizin gibi yetiştirecek hocalara sahip olmaktan dolayı mutluyuz. İleride inşallah bizim de öğrencilerimiz bir Şaban Hoca kadar bizden şevk alırlar, bizi hatırlarlar. Herkes birine el veriyor, bilgisini paylaşıyor. Onlar değerlerini anlatıyor, hayat bu şekilde devam ediyor. Rehberlik çok ulvi bir meslek. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Yeni bir bakış açısı kazandırdınız bizlere. Her zaman fakültemizde sizleri ağırlamak isteriz, görmek isteriz. Yeni bilgiler paylaşmak isteriz. Keşke herkes de Şaban Hoca gibi iz bıraksa hayatta, böyle güzel hatırlansa. Çok duygulandım, çok teşekkür ediyoruz. Sayın katılımcılarımız, değerli rehber meslektaşlarımız ve onun öğrencilerinin anlattıkları ışığında Sayın Şadan Gökovalı'yı anma programımız burada sona ermiştir. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim. Sağ olun.